Sevgili canlar, merhabalar. Bugün benim koronanın 8. günü. Şu an iyi hissediyorum kendimi. İyi hissetmeye de devam edeceğim. Nefes almakta birazcık zorlanıyorum. Bu da öksürmekten dolayı. Ama gayet iyiyim. Hafif şişliklerim var. Kolumda yanma var. Size ilk başta nasıl koronavirüs olduğumu anlatacağım. 21 Mart'ta Kartal Devlet Hastanesi, Kartal Araştırma Hastanesi'ne geldim. Test için test yapıldı. Ciğerlerim tomografi çekildi. Tomografimde bir sıkıntı olduğunu söylediler. Beni direkt yatışa verdiler. Yatışa verdiklerinde ben hep düşündüm ki ciğerlerimde bir şey oldu. Hiçbir şekilde pozitif olmadığımı düşündüm. Negatifim diye düşündüm hep. Ama maalesef 3. gününde negatif olduğumu değil, pozitif olduğumu öğrendim. Çok kötü bir durumdu benim için o. Aşırı kötüydü. Panik oldum, kalbim sıkıştı, nefes alamadım. Zaten 3. gününde başladı her şey benim. Yani daha yeniymiş, daha yeni ciğerlerime inmiş. Onu öğrendikten sonra psikoloji bir şekilde de çok fena bir baş ağrısı, baş dönmesi, mide bulantısı, mide ağrısı, tat alamama, öyle şeyler oldu. Sonra ilaçlar, rutin ilaçlar kullanıldı. Sürekli serum verildi, C vitamini. İlaçların ismini vermek istemiyorum çünkü çoğu insan korkudan kafasına göre kullanıyor. Lütfen, lütfen kullanmayın. Yani kendi sağlığınıza, böbreklerinize de kötü olabilir belki o ilaçlar. Aşırı derece ciğer ağrılarım oldu. Böbreklerimde aşırı derece ağrı oldu. Yavaş yavaş geçiyor bunlar. Şu an hala ciğerlerimde bir ağrı var ama geçmek üzere. İnşallah geçecek. Dediğim gibi yani iyi olmaya başladım. Daha iyiyim. Sadece kollarımın ağrısı çok kötü. Onlar da ilaçların yan etkileri, işte deldiklerinde ağrıyan yerler öyle. Buradaki hemşirelerimiz, doktorlarımız çok iyiler, çok iyi bakıyorlar. Allah razı olsun onlardan. Onlar da gecelerini, gündüzlerine katıyorlar. Uykusuzlar. Böyle bir odada kalıyorum. Gayet güzel. Kartal araştırmada. Onlar her geldiğinde, yani karantina altındayım. Şu kapıyı asla açamıyorum. Asla dışarı çıkamıyorum. Onlar her geldiğinde kıyafet, özel kıyafet giyip geldikleri için sıklıkla gelemiyorlar. İhtiyaçlarım olduğunda şu telefonla arıyorum onları. Onlarla iletişime geçiyorum. Söylüyorum neyim olduğunu. Ona göre geliyorlar. O da çok bir zor süreç. Psikolojini alt üst ediyor. Hiç kimse gelmiyor. Ben 3. gün öğrendiğimde pozitif olduğumu yanıma hemen genç bir kızı aldılar. Sağ olsun o beni çok güzel motive etti. Çünkü çok kötü bir durumdaydım. Yerlerdeydim yani. O psikoloji, benim bir yaşında oğlum var. Ölecek miyim acaba? Çocuğum annesiz mi büyüyecek? O çok kötü bir durum yani, onu yaşamak anlatamam ama şu an gerçekten iyiyim. Kusura bakmayın. Allah'a şükürler olsun, iyiyim. İyi olmaya da devam edeceğim. Bu günler de geçecek. Ben hep kendime, arkadaşa hep dedim ki biz dedim korona gazisiyiz dedim. Korona gazisi olarak da buradan çıkacağız dedim. İnşallah öyle. İnşallah öyle olacak. Sizi çok seviyorum. Herkese teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi dilekleriniz için çok teşekkür ederim. Sizler beni bu hale iyi getirdiniz. Dilekleriniz beni çok iyi yaptı. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Sizler de kendinize çok iyi bakın. Sakın asla ve asla lütfen evden dışarı çıkmayın. Rica ediyorum, çıkmayın. Sevdiklerinizi düşünüyorsanız evden dışarı çıkmayın. Öpüyorum, uzaktan öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın.